Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah subhanahu ve teala gibi eded maktavlar, hamdü sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Ümmetli mumun Müslümanlar. Hammelerimiz yem Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti, mağfireti, Allah subhanahu ve teala'nın günahlarını keçirilgen bendeleri degen bir mağfiretleri Allah Teala'nın merhameti bulsun. Hazır ki hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet yaptılar. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. En Abi Hurayrata radiyallahu anhu enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle ayetul münafiki selâse. Münafıkının üç alamatı vardır. İza haddese kedebe ve iza va'ada ahlefe ve iza tumine khane. Münafık adam gapiradigan bolsa yalgan gapiradi. Münafık adam gapiradigan bolsa yalgan gapiradi. Ve iza va'ada ahlefe va'da beradigan bolsa va'dasiga xilof ish qiladi. Ve iza tumine khane. Agar unga bir amonat tashlanadigan bolsa albatta amonatga xiyonat qiladi. Amanat taşlanadigan bo'lsa, amonatga xiyonat qiladi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislari. Munofiqning alomati nechta degan ba'zan savol tug'ilib qolishi mumkin. Mana shu hadisga ko'ra, ba'zi bir odamlar munofiqlarning alomatini faqatgina 3ta deb o'ylashadi. Balki munofiqning alomatlari ham ko'p. Buni mana shu ko'rib turgan odamlarga bir nima deydi? Vazifaga o'xshatib aytsak ham bo'ladi, munofiqning alomatlari juda ham ko'p. Bu hadisda xolos, mana shu hadisdagina 3tasi kelyapti. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, munofiqning alomati 3tadir deb. O'zi umuman olganda munofiqlarning alomati juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va iza qomu ila salati qomu kusala yura'una nas. Munofiq insonlar namozga turadigan bo'lsalar, namozda yalqov bo'lishadi. Yana bir alomati bu. Yura unan naz, riyokor bo'lishadi. Yana bir alomati. Bomdod namozi eng og'ir namoz. Yana bir alomati. Futton namozi eng og'ir namoz. Yana bir alomati. Va la yazkurunalloha illa qalila. Alloh subhanahu va taoloni bular juda ham kam zikr qilishadi, yana bir alomati. Biz hozir bu yerda ajabmas bir Alloh subhanahu va taolo tavfiq hidoyat bersa, yana bularni qolganlarni ham tushuntirsak deb biz hozir tushuntirmoqchi bo'layotganimiz munofiqni alomatlaridan biri ila haddasa kadaba, yolg'on gapiradi. Munofiq yolg'onchi bo'ladi degan so'zni sharhlamoqchimiz xolos. Qarang. Bizni ummatimizda mo'min musulmonlarni ichida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'ng eng afzal inson deb Abu Bakr, u kishining laqablari As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq ahli sunna val jamoani e'tiqodi. Biz shia emasmiz, alhamdulillah ahli sunna val jamoamiz. Ahli sunna val jamoani e'tiqodida mo'min musulmonlarni ichida payg'ambarlardan so'ng eng afzal inson Abu Bakr As-Siddiq. Ularning o'zlarini ismlari Abdulloh, otasining ismi Usmon, Abdulloh ibn Usmon. Endi biz qanday taniymiz desa, biz u kishini Abu Bakr Siddiq deb taniymiz. Biz kam eshitamizki, masalan, Abu Bakr deb aytib qo'yishlarini ham juda ham kam eshitamiz. Balki nima deb eshitamiz desangiz, Abu Bakr As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq. Buni muqobilida Musaylama Al-Kazzab deyiladi. Musaylama kazzab yolg'onchi payg'ambarlikni da'vo qildi. Masalan, hozir biz bu sharhlayotganimiz munofiqning alomatlaridan 3tasidan biri gapirsa yolg'on gapiradi degani. Iza haddasa. Haddasa hadis degani. Kazaba kazib degani. Kelasi ham biz tilga juda ham yaqin bo'lib ketgan. Haddasa hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari, ya'ni hadis degani so'z degani. Agar u kishi gapiradigan bo'lsa, munofiq gapiradigan bo'lsa, kazaba deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, kazaba yolg'on gapiradi, yolg'onchilikni gapiradi deyapti. Munofiqligining alomati. Endi kazib degan so'zni yana bir qiziq taraflari borda. Kazib degan so'z
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytibdilar. İnsan Allah subhanahu ve taala'nın huzurunda, mana dünyada yaşayıp durganda kichkina yolg'onchalarini boshlaydi. Kichik yolg'onchalarini boshlaydi. Kuzaybatun degan yolg'oncha so'zlar. Yolg'on emas, yolg'oncha so'zlar. Kichkina yolg'onchalar. Endi qo'pol bo'lsa ham misol uchun aytamiz xolos. Qimorni boshlagan odam ham haligi bir mayda-chuyda narsalardan boshlaydi. O'g'irlikni boshlagan odam tuxumdan boshlaydi dedi. Qimorni boshlagan odam yugutni donasidan boshlaydi yoki bir so'm tangadan boshlaydi. Nihoyatda, eng oxirida qimorga kirilib ketgan odamni ko'rsangiz, eng nihoyatda uyi yo'q, hatto ba'zi o'rinda ayollarini qimorga qo'yib yuborgan odamlarni eshitganmiz ba'zan. Alloh taolo saqlasin. Boshida hech qachon bunday bo'ladi deb o'ylagan emas. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, "Kuzaybatun yolg'onchi Alloh subhanahu va taoloning huzurida kichkina yolg'onchalardan boshlaydi. Hatta tuktaba au yuktaba indallohi kazzaban." Allohning huzurida bu juda ham katta yolg'onchi, kazzob deb yozib qo'yiladi, deyapti. Bu boshqa hadisda. Mana bu hadisda esa hozirgi biz tushuntirayotgan hadisimizda bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, munofiqning alomatlari bordir. Bu hadisga ko'ra 3tadir. Mana shu 3 alomatining biri ida haddasa kazaba, agar munofiq odam gapiradigan bo'lsa, yolg'on gapiradigan. Munofiq gapiradigan bo'lsa, yolg'on gapiradi. Yolg'on gap juda oson-da. Yolg'on gapirib qo'yishlik oson-da, masalan, o'zimiz hayotimizda ham ko'p kuzatiladi. Dadam uyda yo'q deb qo'y deydi yosh bolaga. Keyin u yosh bola ham chiqib turib, dadam uyda yo'q deb qo'y dedi deb qo'yadi. Ravohu ota bo'ladi, ravohu atifil bo'ladi. Otasidan rivoyat, o'zidan rivoyat degan so'z bo'ladi. Bir misol aytsak bo'ladi bu yerda. Makkaning mushriklari yolg'on gapirishlikdan hazar qilishgan ekan. Bu juda ajoyib so'zda, buni hayron qoladigan so'z. Makkaning mushriklari, mushriklar bunday dinsizlar, musulmon emas odamlar yolg'on gapirishlikdan hazar qilishgan. Hozir musulmonlar yolg'on gapirishni moda qilyapti, ba'zilar, hammasi emas. Makkaning mushriklari yolg'on gapirmaydi. Bu qanday bo'lgan bu voqea? Bu Hirokl deydi. Endi uni Gerakl desa tanimiz. Bizga shunday tarjima qilingan. Hirokl deyiladi, o'zi Gerakl deyiladi. Rim imperiyasi, Rim qaysar Rum deyiladi. Ya'ni burun arablar avvalgi vaqtlarda arablar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtlarida endi qo'pol qilib aytsak, arablar hech kim emas bo'lgan hayotda. Xohlasa Rum bosib olgan imperiyasi, xohlasa Fors imperiyasi navbat bilan qullikda yashashgan. Abu Tuyabokar cho'pon degan laqablari shunday nimalar bo'lgan. Tildan boshqa hamma narsadan aldi bo'lsa ham, shunday bir eng oxirgi darajaga tushgan vaqtlari va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgan vaqtlarida payg'ambar bo'lib kelganda Abu Sufyon tijorat bilan Shomda yuribdi. Shom diyorlari Rum deyilgan oldin. Hozir masalan Turkiyani oldin Rimlarning eng katta Bizantiya degan joylari bo'lgan masalanda. Hozir musulmonlarda Istanbul deb keyinchalik Islombol deb poytaxt qilindi. Bu endi tarixiy so'z. O'sha joyda yurganda ularni podshosi chaqiradi. O'sha haligi payg'ambarman deyatqonda yurtidan birov yarim kelgan bo'lsa chaqiringlarchi deganda Abu Sufyon tijoratchilari bilan birgalikda o'sha Shom diyorlarida yurgan bo'ladi. Hozir endi musulmonlarga qarashlik bu yillar. O'sha joyda yurgan bo'ladi-da Abu Sufyonni chaqiradi. Hali e'tibor beradigan joyimizda Abu Sufyonni chaqiradi-da jamoasi bilan chaqirgandan so'ng podshoh chaqirildi. Podshohlar doim aqlli insonlar podshoh bo'ladi. Chaqiratda ayyukum aqrabu nasaban li hadha allazi yaz'amu annahu nabiy. Sizlarni mana bu kelgan odamlarning ichida qaysi biringlar payg'ambarga eng yaqin nasabdasizlar deganda qola Abu Sufyan ala. Mana men payg'ambarning eng yaqin nasabiman dedi. Shu yerda tarjimoniga aytadi qul li hadha deydi. Mana unga ayt. Meni yonimga kelib tursin. Kelgan sheriklar uni orqasida tursin. Inni sa'ilun hada. Men bunga hozir savollarni beraman. Agar yolg'on gapiradigan bo'lsa, orqadan turib
işaret koyarsalar bu yalan gəpirdi degen savalı beyrədi. Şöyle bir söz çıkarttı. Abu Sufyan'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı nasabı yakın olsa yan, Rim'de o imperiyası yan, arkasındaki gelilerin maslahatı vahide deydi. Hemesinin maksatı bitti öyle. Şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de yaman kör satışlık. Hemesinin maksatı şu. Yalan gəpirse bol aradı mahçımız o şu cayda. Yalan gəpirip koysa bol aradı gən cay. Lekin ne makladı? Yok. Kegin çelik yolda ket yatken de indi padişahın huzurdan çıkıştı. Yolga çıkıştı. Mekke'ye karab yolu alışı yaptı. Abu Sufyan sen yalan gəpirip koydun ya. O şu cayda deyse nime deyemen deyem. Yalga cingen sene. Calpak dilim minin ayta turgan bolsak da bunlar özünüzü öz düşüne turgan kılıp aytsanız. Abu Sufyan sen yalgan söyleyip koydun. Yalgan aytıp koydun ya Abu Sufyan. Başka seferler hem sen yalgan gepresen de Abu Sufyan. Deyse min ne diyen ondan bulamam deyip Abu Sufyan müşriklik de ayken gepe. Min boya ayken gepim delil şu. Mekke'nin müşriklere yalgan gep yok bugün. Umuman. Müşriklerde ayıp bugün. Estağfirullah. Bazı oranlarda, Müslümanlarda moda buluyordu. Yalan gəpirgen adamdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayet ettiler. Yalan gəpirgen adam münafıqnin alamatı. Yalan gəpirişlik münafıqliqnin alamatı. Biz ayetemiz bazı bir oranda. Falancı münafıq eken, bu münafıqlik eken, onday bunday. Bizde var mı yok? Mesela min yalan gəpirəmən mi, yok mu degen nerse. Savdada bulaylık. Ziraatta bulaylık, koşniçilikde bulaylık. Ve yine kaysıdır orundadır, seferde durumuz, işte durumuz, yani başka nerseler. Yalganmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayet ettiler. Yalgança hem mümkün emez. Yalgança. Şu nerseni biz özümüzge kanun fayda kıvalaylık. Yani Mekke'nin müşrikleri yalgan gepten hazır kıyam. İslam dini de hulk, adab, ahlaklarını bunda bir düşündürürken olsanız bir piramideki okşatılsa ya en çok kısı var, en yüksek muhtası var ve en pesi var da yaşlılar diyem, yamanlılar diyem en yaman nerse var, en yaşlı nerse var. Hulk adablarının en çok kısı en alisi üstte turgeni doğru sözlük buladı. En rezili, yamanı, ayıplengeni yalgan gep buladı. Nime üçün İmam Bukhari, Bukhari buldu. Nime üçün İmam Bukhari, Bukhari buldu. Umuman yalgan gepirgen insanların, ömür mabaynıda bir marataba yalgan gepirgen insanların hadisi gelmez. Bu, meyli bu yer meyli. Meyli dedi bu yer şeyhleri, meyli bu. Hayvanını aldı, mesela. Arkadaşım. Men başka hayvanını aldap durup mesela eşitkensizler bu vakiyanı içi de tamam yok idişini alıp barı atını çakırıyatken adamdan hadis ama geldi. Bu ot da alda yaptı. İnsan demez. Otını alda yaptı. Bu dedi idişi kuru veken dedi yok ben koş için çakır yapan dedi senden hadis ama ben dedi. Senden hadis. Demek ki yalgancısın diye yaptı. Adam demez. Otunu alda yaptı. Bizdeki beyim olan atını emez, hatını, akesini, ülkesini, yani kimisini, başkasını aldıp getip yüre verirdi. Bir adamlar, çünkü bu kör yetken adamlara ge, hem meylerge ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve abduhum. Aldaşlık degen meseleden uzak olaylık. Yalgan söz degen nerseden uzak olaylık. Bu yalgan söz degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hazır kıyan nerse. Yani biz eslep görelik mesela. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın salavat salamları olsun. Birinci olup peygamber olup giden vaxtları da birinci aitken sözleri hem şu bugün. Min artımdan hazır. Ha? Ya sabaha ettelepte kelinler. Yani ne deydi mesela? Dikkat ilan degen bey Arapları sözler var da. Ya sabaha ya falancı deyip durur. Bütün cemaat cemlengen. Cemlengenden göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sizlere muhim sözüm var dediler. Men hazır ortımdan asker bastırıp kelyapti deyip aytsam men özüm istilek aytarik. Hal tusaddiqunani. Meni tasdiqlaysizlarmı deyapti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men tasdiqlaysizlarmı degende qalu ma jarrabna aleyke kadiban qattu.
Ey Muhammed sen hiç kaçan yalgan gepirmegen sen diyettiler. Makta o orada işletiliyordu. Yok oylap göremiz. Bilmeyimiz ötken de emrini meleb degen dizligen söz bogeni yok. Mâ carrabna aleyke. Kediben kattu. Kat'i siz hiç kaçan yalgan gepirmegen sen. Birinci davetten doğru söz deyimle başlayın. Birinci davet doğru söz deyimle başlayın. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine ilan kurup ettiler ki İnni Rasulullahi min Allah Teala'nın elçisi buldum. Beyne yedey azabin şedid. Şiddetlik azab ve çeksiz merhamet, rahmetini elçilik için geldim dediler. Birinci peygamberliğine başlanışlıyken demek doğru sözlüğüne delil kılıp durup keyin baştan yaptı. Biz bazen savol verirdi adamlar. Bazen savol verirdi. Nemege insanını haybeti getip kaladı deydi. Curasının içi de dostyar, braderlerin içi de eke ülkelerin içi de kalmı karındaş mahallenin içi de nemege getirdi haybeti, nemege getirdi, yalgançılıkdan getirdi. Yalgançılıkdan getirdi. İşansızlık payda oladı. Mesela bir insan işansız. Sonra o şey insan yalgan yapırgeni bilip kaldınız. Bu oldu. Üçüncü maratıba onu bilen muamula kıldığınız kemeydi. O şey insan bilen üçüncü maratıba muamula kılıçlığında haklamayı kalasız. Meyli bu hadisini cüde uzak şartlasayan burad. Lekin Arapçası gayetken de mekalle delle az bosa da dalalat küçülük bosun. O Rusçası gayetken de çotka yasna deydi. Kıska lönde de yani bizi tilde gitsi. O şundayı bulganı yakşı buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınken hadis İmam Bukhari ve İmam Muslim bu hadisini özlerinin kitaplarda kildirişken ayet ettiler ki münafıkının alamatlarından yalgan gepirişlik. Gepirse yalgan gepiredi. Aynıksa ve keyin tarkalı genlerden biri aşkazanlı meselesi yalgan gepirmeylik. Yani bu kanday bazı bir taamlarını işletişlik için ya ki işlep alışlık için ya ki kiyimlerini kiyişlik için maşinen minişlik için yani dünya matası için yalgan gepir yatkan adamlar anavularını hem mepullardan Allah subhanahu wa ta'ala berekesini alıp koyar. Benim komentariyelerde köp gözüm düşmedi. Bittesini hazır okup kaldım. WhatsApp numeriniz var mı? Deyip soraptı. Ben WhatsApp degen nerseni umuman işlet almayım ben. Ve şimdi o şigen nerselerini hem yaşı düşünüp yetmeyim ben. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben rahmetike ya erhamer rahimin.